Ve çok iyi hazırlandık. Antrenmanlarla oyuncularımızın moral motivasyonu gayet yüksek bir şekilde buraya geldik. Birazcık takımda rotasyon yaptım. Sonradan giren oyuncularımla birlikte takımın genelini görüp bir değerlendirme yapacağım tabii ki. Lig başlıyor, lige kadar elimizdeki bütün oyuncuları en iyi şekilde kullanıp en ideal 11'imizi bulmaya, yaratmaya çalışıyoruz. Bununla beraber rakibimizi ciddiye aldık. Maç 0-0'mış gibi buraya geldik. İlk yarı rakibimizin çok iyi kapanarak iyi savunma yaptığını düşünürsek, buna rağmen 2-3 tane pozisyonumuz vardı. Ama daha sonra Mert Hakan'ın Crespo'nun oyundan çıkarak Mert Hakan'ı oyuna alarak özellikle de sağ kanatta İrfan, Mert Hakan, Bright üçlüsü, solda da Ferdi, Tadiç ikilisi ve zaman zaman buraya da Mert Hakan'ın destek vererek kenardan getirdiğimiz rakibin bekle stoperler arasında yapmış olduğumuz koridor koşullarıyla rakibi çözdük. 4 tane gol attık. Daha farklı da maçı kazanabilirdik. Ama sonuç olarak bugün de çok iyi konsantre olarak kendi yapmak istediklerimizi sahaya güzel bir şekilde yansıttık. Kazandığımız için çok mutluyum. En önemlisi de ülke puanına bu maçı kazanarak puan kazandırdığım için o yönden de çok mutluyum. Bu galibiyet hem ülkemize hem de büyük Fenerbahçe taraftarlarımıza armağan olsun. Buyurun Eren Bey. Nasıl Eren Bey? Spor Hocam tebrik ederim. İki maçta 9 golle rakibiniz geçtiniz ve bundan sonraki tura bakılacak. İki maçta 18 oyuncu oynattınız hocam. 9 gol atıldı. 8'i farklı oyunculardan. İlk 11'leri bu maçta 5 farklı oyuncu geçenki maça göre değişiklikte oldu. Ön bölgedeki Dzeko ve Kent'i bu maçta oynatmaz. Sonradan da rezerv olarak oyuna soktunuz. Batshuayi devreye soktunuz. Kingi devreye soktunuz. Batshuayi 2 gol attı. Geçtiğimiz maçta 83'te oyunda girdi. Belki sevinmeye katılmadı. Öyle haberler de yapıldı. Ya Batshuayi'nin performansı için ne söylersin? Bir de hocam. Tabii ki Şimanski oyunda yokken 10 numaraydı. 65'te Şimanski girdikten sonra tabii ki sola Şimanski 10 numaraya gördük. Tabii Şimanski ikili sahadayken biz Şimanski 10 numarada mı gördük? Şimdi Batshuayi'nin bugünkü performansı çok rakibimiz 5-4-1 gibi oynadı. Kadroya baktığımız zaman böyle oynayacaklarını da biliyorduk. Çok fazla kapanarak savunma yaptılar. Çünkü geniş alanda bizim oyuncu kalitemiz rakibe göre biraz daha üstün olduğu için sıkıntı yaşayacaklarını biliyorlardı. Biz daha rahat gol pozisyonları üretebileceğimizi de biliyordu rakip takım antrenörü. Bunun için birazcık oyunumuz sıkıştı. Başakşehir'de bu kalabalığın içinde çok fazla etkili olamadık ilk yarı. Ama dediğim gibi ikinci yarı Crespo'nun sakatlığından dolayı Mert Hakan oyunu aldık. Zaten sakatlanmasa da ikinci yarıya İsmail ya Crespo ikisinden birini dışarı alacaktık. Oraya ya Şimanski ya Mert Hakan'ı sokup bu sorunu çözecektik. Sorun kendiliğinden çözüldü. Crespo sakatlanınca dediğim gibi koridor koşuları, kanatları kullanan özellikle Bright, Ferdi, Tadıcı kenara alarak, Szymański'yi içeriye sokarak bunları yaparak daha fazla üretken, daha fazla gol pozisyonuna girmeye çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bununla beraber Tadıcı ikinci yarı değişikliklerle beraber çizgiye alarak Szymański, Mert Hakan, İsmail üçlüsü hem topu iyi kullanan hem rakibi baskı ve pres yapan, oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncularımı orada kullanarak Tadic'in tecrübesi, tekniği, kariyeri bizim için çok önemli bir oyuncu. Ya 10 numara ya 8-10 numara ya da kanatta oynatabiliyoruz. O da bizim için bir avantaj. Onu kenara alarak oyun biraz daha genişledi. Oyuna birazcık daha genişlik kazandırarak rakibimizde açmasını becerdik. Bununla ilgili bu başarının altında yani bu becerinin anlamı aslında oyunu genişlik kattığımız zaman oraya Mert Hakan'ın, Szymański'nin ara koşuları olduğu, bir de özellikle beklerin kenarlardan bindirmesiyle rakibi kanatlardan çözerek golleri bulduk. Bu maçı kazanmasını bu şekilde başardık. Buyurun Doruk. Doruk Tecimen, Spor. Hocam tebrik ediyorum. Hem ülke puanında dediğiniz gibi hem de Fenerbahçe adına önemli iki galibiyet ve üçüncü yarı turda yükseldi Fenerbahçe. Hocam sorum şu, dün sanıyorum ki İsmail Yüksek'le birlikte basın toplantısına çıkmak kendisine uğurlu geldi ki bugün mükemmel bir gol attı, iyi de bir performans sergiledi. Onun bölgesinden yola çıkarak Fenerbahçe 6 numaraya bir takviye yapacak mı yoksa
kadrodaki mevcut oyuncular şu an için yeterli mi? Teşekkür ederim. Transferle ilgili ben herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Bununla ilgili başkanımız ve yöneticilerimiz bu çalışmaları sürdürüyorlar. Şu an kadromuz çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama dediğim gibi zaman içerisinde yani burası Fenerbahçe Kulübü, her şey olabilir. Başka soru? Yani bir sonraki turla ilgili Maribor ve İstanbul takımıyla ilgili beklentinizde burada. Şimdi biz İki maçta 9 gol atıp rakibimizi eledik. Güzel 9 gol attık, golleyemedik. Oyun, istatistikler, yüzdesel, her şey bizim lehimize. Ama dediğim gibi oyuncularımı tebrik ediyorum. İkinci maç tabii ki biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Bunun da bilincindeyiz. İzleyeceğiz, dersimize çalışacağız. İnanıyorum ki o rakiplerimizden hangisi karşımıza çıkarsa yine iyi mücadele edip iyi futbolla turu geçmek için elimizden gelin en iyisini yapmaya çalışacağız. Gece yarında 0-0 sonuçlandı. Testlerle ne yaptınız ki bütün ekip ikinci takviye yarıya gelince neler anlattınız, nasıl bir şeyler motive ettiniz oyuncuları ki maç çok iyi bir derecede devam etti ve en kısa bir süre zarfında bu goller aldırmıştı. 5-4-1 oynadı rakip takım. Çok fazla kapandılar. Açılmadılar, geriye fazla yaslanarak bize alan bırakmadılar. İkinci yarı biz tamamen oyuncularımızı çizgiye açarak genişlik kazandırdık. Onları açmamız gerekiyordu. Açtığımız zaman o bulduğumuz boş koridorları, ara koridorları ve bekleri oyuna sokarak kenarlardan getirdiğimiz toplarla bu kilidi açtık. Oyuncularıma bunu anlattım. Ve topun hızını arttırarak ve sürekli oyunun yönünü değiştirerek onların pozisyon almadan biz kendi oyuncularımızı pozisyona sokmasını istedik. Bunu da başardık. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz. Okay. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.